Biz inşallah sizinle beraber yanlış bilinenleri de doğrultmaya çalışacağız. Bu yönde inşallah sizinle beraber çalışmalarımız var. Şimdi Urfalılar Şeyh Maksud derler. Aslında gelmiştir buraya Şeyh Mes'ud Hazretlerinin vefat ettiğini öğrenmiş. Kabrinin üstüne buraları yaptırdığı söylenir bizim hocam, tarih kitaplarında. Hocam Şanlıurfa'da da vefat etmiştir zaten. Şanlıurfa'da. Şu an arkamızda türbesi de. Tabii. Zaten güneydedir. Yani bizim kıble tarafımızdadır. Allah kendisinden razı olsun. Halen onların maneviyatı devam ediyor. Yani buralar detaylı araştırılması lazımdı. Allah sizlerden razı olsun. Biz sadece mesela geliyoruz, bakıyoruz ki işte bayanlar gelmiş. Burada İslam dışı şeyler yapıyorlar. Mesela mum yakıyorlar, duvarlara yazı yazıyorlar. Oğlum okul kazansın, ev alayım, şu bu. Bu insanların hizmeti bu değildi. Bu insanların hizmeti İslam'ın yayılmasıydı. Bu insanları iyi anlamak lazım. Yaşantılarını iyi anlamak lazım. Yaşadığı yerleri iyi anlamak lazım. Biz inşallah bunları anlatmaya çalışacağız. Zaten şu anda arkanızda görülen yer kendisinin türbesidir ama asıl türbe alttadır. Her namazda Fatiha'yı okuyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder, senden isteriz. Yani ziyarette yatan da insan, kabirde yatan da insan, insan insandan istemez. Allah'tan istenir. Ancak bu insanların salih amelleri vesile edilir. İşte bizim feryadımız bu. Bunların korunması lazım. Bunların muhafaza edilmesi lazım. Ve duvarlarda bakın uydurma uydurma yazılar. Allah'ım sınavı kazanayım. Allah'ım LGS sınavını geçeyim. Aziz kardeşlerim, bu yerler bunun için değildir. Bu yerler gelip burada bu insanların hayatından örnek almak içindir. Bu insanlar da bizim gibi beşerdir. Ne LGS'nize ne efendime söyleyelim evliliğinize bir faydaları olmaz. Bunları siz Allah'tan isteyeceksiniz. Hocam az önce Şeyh Maksud Türbesi'nde de gördük işaretler vardı. Siz dediniz ki bu işaretler mağaraların sayısını bildiriyor. Şu an burada kaç tane mağara var? Orada duvarda kaç tane şey var? Şimdi mesela orada 8 tane işaret gördük. Evet. Burada da aynı şekilde var. Yani burada küçük ve büyük mağaralar olduğunu gösteren işaretler. Şimdi ama tabii zamanla bunlar hep dolmuş bu mağaralar. Şimdi sarnıçları gördük. Çoğu dolmuş. Çoğunu doldurmuşlar. Kıymeti bilinmemiş. Ki zaten artık beton yapı. Ki ben yine söylüyorum, bu taraflar farklı bir şekilde değerlendirilseydi, inanın turizme açılsa buralar var ya, zaten görüyoruz yani şu anda siz de malumunuz, bakın bu karşı tarafları falan, yemin ederim yani peri bacaları falan buralarda halt dağıtmış. Yani çünkü buralar tarihe çanak tutan yerler ki burası Urfalılar efendim Akber Vadisi derler. Urfa Kalesi'nin de tarihçesinde Kral Abgar var, Abgar. Burası Abgar Vadisi aslında. Urfalılar olarak nasıl Şeyh Mes'ud'u Şeyh Maksud etmişiz, Abgar'ı da Akber etmişiz. Akber Vadisi demişiz buraya. Gördüğünüz gibi karşıda ben size bir iki yer gösterdim. Tarihe çanak tutacak yerler. İnşallah benim dediğim gibi buraların kıymeti bilinir. Buralar bizden sonraki nesillere de ulaşır. Yani ben inanıyorum ki bizden sonraki nesil yakamızı tutacak. Ablam bakın gördüğünüz gibi aile mezarlığı burada. Şeyh Maksud aile mezarlığı burada. İnsanlar artık burada yetkili mi bulamamışlar veya gören mi olmamış, getirmiş ölüsünü buraya dikmiş. Getirmiş ölüsünü buraya gömmüş. Hocam size buradaki amaç nedir? Hani buradaki, mezarlık duruyor ama buraya. Buradaki amaç sahiplenme. Sahiplenme. Ha, sahipsiz bulmuş ve etrafına bakın biriket çekmiş. Sağ olsun biriketleri yıkmışlar ama gömülmeden müdahale edilmesi lazım. Bakın burada da biriketleri yıkmışlar ki duvar yapmışlar burayı kendilerine göre aile mezarlığı. Fakat hoş bir görüntü değil. Bak ve getirmiş adam buraya ölüsünü defnetmiş. Halbuki bakın mezarlık bomboş. Mezarlığın içerisine ki zaten Şeyh Maksud aile mezarlığına gömülen aileler bellidir. Normalde Bediüzzaman, Harrankapı yeni mezarlık var. Adam özellikle getirmiş buraya defnetmiş ki yarın öbür gün kimse bir şey demese bir ölüsünü daha gömer aile mezarlığı olur. Bir şey yani bakın hemen türbenin üst tarafı. Yani bir de burada bank var. Bakın dikkatinizi çekerse belediyemiz buraya bank koymuş. Bankın hemen arkasına getirmiş ölüsünü defnetmiş. Bunlara gömülmeden müdahale edilmesi lazım. Yani bizim bu konuda isteğimiz şu. Ben şahsen şunu istiyorum.
belediyemiz veya yetkililer, sadece belediye demeyelim, yetkililer buraya bir görevli koyacaklar. O görevli sadece türbeyle alakalı değil, çevreyle de alakalı olacak. Çevrenin güvenliğiyle de alakalı olacak. Yani burada tarihin kaybolmasına gerek yok. Bakın işte dedik ya, Şeyh Mesud Hazretleri buraya yerleştikten sonra burada su ihtiyacını gidermek için bu sarnıcı kazdırmıştır. Bu sarnıcı kazdırdıktan sonra kitabesini buraya koymuştur. Bakın kitabesi kayaya işlemedir. Yani siz bunu buradan çıkaralım derseniz yapamazsınız. Bu kayaya işleme, orijinal kayaya el kendisi mi yazdı? İşleme. Tabii kendisi yazdırmış. Yani kendisinin tarihinde. Bakın şimdi burada yazan yazı. Üstte ne yazıyor? İşte Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Ondan sonra diyor ki قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِ سَحْرِنْجْ الْفَقِيرْ اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ مَسْعُدْ بِنْ سَعِدْ هَنْجَلْ El-Nisaburi. Yani babasının ismi de burada çıkıyor. Babasının isminin de Said olduğu bu kitabeden ortaya çıkıyor. Yani bunu Nisaburlu Said Hengeloğlu Mes'ud kazdırmıştır bu sarnıcı. Kitabesi burada yazıyor. Tarihçesine kadar yazıyor. Burada 1183'lü yıllarda kazdırdığı tarihçesinde yazıyor. Hocam yazının zamanla silindiğini de fark edebiliriz. Bakın işte gidiyor. Bu yazılar kırılma anında. Şimdi elinde bir keserle gelse, biri vursa bu tarih gidecek. Yani bu kitabedir ve bu bize bir emanettir. Ben gönül ister ki ne şekilde korunacağını bilmem bu kitabenin. Bu kitabe bir şekilde korunsaydı keşke. Keşke. İşte bakın sarnıç da budur. Sarnıcı da çekin. Şeyh Mesud Hazretlerinin kazdırmış olduğu sarnıç bu. Buradan geliyor. Evet. Bak süzülen su buradan geliyor. Su oluğunu görüyorsunuz. Evet. Buranın önünü kapattığı zaman burası havuz niyetine. Burası havuz niyetine kullanılıyor. Ondan sonra bu su geliyor buradan sarnıca. Ablam zaten bid'at, uydurma, hurafa dediğimiz şeyler burada da baş buluyor. Burası aslında bakın su kanallarını görüyorsunuz. Yani suyun geldiği yer. Burayı fakat Urfalılar daha sonra öksürük olan, hışkırık olan çocuklarını getirip buradan geçiriyorlar. Üstten 3 defa geçirince öksürüğünün geçtiğine inanıyorlar. Diyorlar ki işte öksürüğü geçer. Hatta biz geçen gelmiştik. Çocuk olmayan bir kadın bile geçiyordu. Çocuğum öyle falan. Bunlar bid'at şeyler, uydurma şeyler. Burasının aslı bellidir. Bakın kanallarından da bellidir. Burası su havuzu veya ağzını kapattıktan sonra oluk gibi bir şey olarak kullanılmıştır. Yani şimdi ben burada bir tek kelime diyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki dilediğime kız, dilediğime erkek veririm. Yani kız çocuğu olan bir insan bana göre daha şanslıdır. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu zamanda kız çocuğu daha hayırlıdır ama Hazreti Meryem gibi yetiştirilirse. Bak burada ne yazıyor? Bak Ez-Ziyaret. Efendim adı Şeyh Mes'ud Türbesi. Bak buraya geldim. Tamam.